Full enerjiye hoş geldiniz. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Cumartesi günü Mali Genel Kurul var Galatasaray'da. Bu çok önemli. Mali açıdan başkanın ibra edileceği fakat idari anlamda ibrasızlık kararı çıkacağı söyleniyor. Gelen istihbaratlar bu yönde. Biliyorsunuz sportif anlamda Galatasaray böyle ringde knockout olmuş boksör gibi. Kolunu kaldıracak hali yok. Durum böyle olunca tabii yönetim kurulu üyeleri de bunun hesabını soracaklar başkandan. Eğer idari anlamda ibrasızlık kararı çıkarsa Galatasaray erken seçime gidecek. Ve yeni bir başkan seçilirse bu kez de Domenech Torrent'in olsun, Paulo Sensibile ve Luis Campos'un da pozisyonları tartışılır hale gelecek. Çünkü yeni gelecek olan başkan belki de teknik heyette kendi istediği adamlarıyla yola devam etmek isteyecektir. Mesela Fatih Terim'i de teknik direktör olarak bir kez daha takımın başında görme durumumuz olabilir. Bu anlamda dediğim gibi cumartesi günü Mali Kongre gerçekten de çok önemli. Burak Elmas'ın durumu netleşmiş olacak. Peki bugüne gelindiğinde transfer gündeminde ne oluyor, ne bitiyor? Bunlara göz atalım. Evet, Luis Campos dünyaca ünlü bir yıldızı gözüne kestirdi. Hatta prensip anlaşmasına varılmış durumda. Ayrıntıları birazdan izleyeceğiz. Bunun dışında Kerem Aktürkoğlu'nun fiyatını 35 milyon euro olarak belirlemiş durumda. Her geçen gün bu oyuncunun talepleri artıyor. Güzel bir paraya okutacaktır mutlaka. 35 milyon euro olmasa bile 25 milyon euroya da razı olacaktır mutlaka. Tabii bu arada Marco ve Nelson, yine Avrupa devlerinin radarında olan iki oyuncumuz. Bu oyuncuların da satılması gündemde. Evet, bunlar satılacak diyoruz ama Domenech Torrent de tam tersine hayır diyor. Bu 3 oyuncu mutlaka kadroda kalsın. Orta alana adam akıllı 2 tane oyuncu alalım. Forvet'e de leblebi gibi gol atan bir tane oyuncu alalım ve önümüzdeki sene şampiyon olalım diyor. Güzel. Hayal kurmak çok güzel ama gerçekler acı. Para lazım Galatasaray'a, transfer yapabilmesi için de bazı oyuncularını artık gözden çıkarması gerekiyor, satması gerekiyor. Dolayısıyla yani Domenech Torrent'in bu hayali, bu isteği bence karşılanmayacak gibi görünüyor. Bunun dışında başka neler var Galatasaray'ın transfer gündeminde? Çıkıldao. Evet, İtalyan kulübü Sampdoria ile anlaşıldı. 8 milyon euroya bu oyuncu satılacak. Sezon başına 6,5 milyon euroya gelmişti. Güzel işler de yaptı Çıkıldao işin aslı ama sonuçta daha üst düzey bir oyuncu mutlaka Galatasaray'a alınacaktır. Dolayısıyla bu oyuncunun da Sampdoria'ya gitmesi bence hayırlı oldu. Umarız Morsan'da elden çıkarılır. Oradan da güzel bir parayı indirirse Galatasaray en azından önümüzdeki yaz transfer döneminde nokta atışı transfer yapabilme adına elini güçlendirmiş olur. Altavun takımına kiralık olarak gitmişti Luyendama, biliyorsunuz. Burada güzel işler çıkardı. Durum böyle olunca bu takımın yöneticileri 5 milyon euroyu cebine koydu ve Galatasaray'ın kapısını çalıyorlar. Muhtemelen Luyendama da önümüzdeki sezon takımdan ayrılacak. Luis Campos affetmeyecek, gözün yaşına bakmayacak. Bu oyuncuyu da satacak. Omar El Abdulay, Sacha Boye ve Patrick Van Aanholt, bu 3 isme de teklif gelmesi halinde hemen gönderecekler bu oyuncuları. Çünkü dediğim gibi para lazım Galatasaray'a. Önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılamayacak. Dolayısıyla istemiş olduğu oyuncuları ikna etmek için biraz da kesenin ağzını açması gerekecek bundan sonra Galatasaray'ın. Acun Ilıcalı, Ryan Babel'i Hull City'ye götürmek istiyor. Hayırlı uğurlu olsun, alsın götürsün. Galatasaray'la da zaten sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Figuli yine Haziran'da, onun da sözleşmesi sona eriyor. Dünyalığını yaptı zaten bu oyuncu Galatasaray'da. İyi para kazandı ve yeni dönemi için 2 yıllık bir kontrat teklif edildi kendisine 1,5 milyon euro üzerinden. Kabul etmedi. Muhtemelen bu oyuncu da önümüzdeki yıl Bundesliga'da bir ekipte forma giyecektir. Kulağımıza gelen haberler, istihbaratlar bu yönde. Yerli transfer konusunda da Altay'dan Cebrail sağ bek ve Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı şu anda gündemde. Özellikle Cebrail bonservisi elinde olacağı için bu oyuncunun kadroya katılmasını bekliyoruz. Ama bakıldığı zaman her ikisi de Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayacak düzeyde oyuncular değil. Öyle sanıyorum ki Domenech Torrent bu iki oyuncuyu da rotasyonda kullanacaktır. Zira Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alması gereken oyuncular daha üst düzey. Hatta mümkünse dünya yıldızı olması gerekiyor. İşte Luis Campos da herhalde benim gibi düşünüyor olsa gerek ki Real Madrid'in 2007 yılında Fluminense'den transfer etmiş olduğu ve 15 yıl boyunca Real Madrid'de bir ikon haline gelmiş olan sol bek Marcelo ile prensip anlaşmasına varmış durumda. İspanyol Marca gazetesi de bu haberi doğruluyor. Haberin detaylarında neler var neler yok. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Sarı kırmızılı kurmayla Real Madrid'den ayrılması gündemde olan 33 yaşındaki Marcelo için oyuncunun menajerine teklifte bulunduğu ve prensip anlaşmasına varıldığı duyurulmakta İspanyol medyası tarafından.
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuya yıllık 2,5 milyon euro maaş önerdiği, Marcelo'nun da gelen bu tekliften oldukça memnun kaldığı paylaşılmakta Marca gazetesi tarafından. Bu yıl özellikle arzuladığı, beklediği oynama sürelerini bulamadı Real Madrid'de Marcelo. Bundan dolayı mutsuz ve sezon sonu kontratı sona erdiğinden ayrılmayı düşünüyor. Dolayısıyla yeni bir meydan okuma için gelen transfer seçeneklerini şimdiden değerlendirmeye başladı bu oyuncu. Yıllık 2,5 milyon euro maaşın yanında imza parası olarak da 2,5 milyon euroya evet dedi Brezilyalı oyuncu. Bu arada hatırlatmış olalım, Lyon ve Leipzig kulüpleri de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer olmuştu Marcelo. İspanya'da 519 maça çıktı, 38 gol atıp 101 asist yaptı. Galatasaray önümüzdeki sezon kaleci Pena'yı bir kez daha Barcelona'dan kiralamak istiyor. Oyuncu tabi Barcelona'ya geri dönmek istiyor ama bir şekilde kafalayacaklardır Pena'yı. Tabi diğer taraftan bir başka genç yıldız yine Barcelona'dan Álvaro Sanz 21 yaşında. Bu oyuncu da Galatasaray'ın gündemine girmiş bulunmakta. Dominic Torrent, Iñaki Pena'yı önümüzdeki yılda Galatasaray kadrosunda görmek istiyor. Barcelona teknik direktörü Xavi ile yakın ilişkisi var biliyorsunuz. Bu konuda izni kopartacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada Álvaro Sanz ismi de gündeme gelmiş durumda. 21 yaşındaki oyuncunun orta sahadaki sorunu çözebileceği yönünde yönetimle paylaşmış olduğu bir rapor da mevcut. Başkan Burak Elmas'ın da Pena'nın yanı sıra Álvaro Sanz'ın da kiralanması için Barcelona Başkanı Laporta ile temaslı olduğu gelen haberler arasında. Barcelona U16, U18 ve U19 takımlarında oynadıktan sonra B takımına yükseldi Álvaro Sanz. Bu sezon toplamda 25 maça çıkarken bu maçlardan 2 tanesinde de A takım formasını giydi. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçlarda en çok sorun yaşadığı bölgelerden bir tanesi biliyorsunuz ön libero mevkisi ve artık önümüzdeki yıl bu mevkide sorun yaşamak istemiyor. Bu sorunu bertaraf etmek istiyor sarı kırmızılı yönetim ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşmış olduğu Lokomotiv Moskova'nın ön libero oyuncusu Alexis Bekabeka şu anda Galatasaray'ın gündemine girmiş bulunmakta. Sıcak gelişmeler de var. İzliyoruz. Evet, Alexis Bekabeka UEFA Avrupa Ligi'nde Rus kulübüne karşı oynanan iki maçta da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı bu oyuncu. O dönem Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede genç yıldızın ismini vermiş, yönetimde harekete geçmişti. Ancak Lokomotiv Moskova Bekabeka'nın fiyatını 10 milyon euro olarak belirleyince Galatasaray da haliyle geri adım atmıştı. Gelinen noktada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında bu oyuncunun sözleşmesini feshetme kararı aldığı konuşuluyor. Sarı kırmızılı kurmayların bu oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek. Rus kulübü bu sezon başında oyuncuyu Fransız ekibi Caen'den 6 milyon euroya transfer etmişti. 20 yaşında, 1.78 boyunda, bu yıl 10 maçta takımında yer aldı, 4 asisti bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre ise güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro. Güçlü fiziğinin yanı sıra yüksek tekniğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor Bekabeka ve Galatasaray'ın orta alandaki sorunlarını bitirecek bir isim olarak gösteriliyor. Evet, Galatasaray ön libero mevkisi için birçok alternatifi değerlendirmeye devam ediyor. Bu alternatiflerden bir tanesi de Göztepe'nin oyuncusu Obinna. Göztepe ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta Dominic Torrent Obinna'ya hayran kaldı. Oyuncu Göztepe küme düşmesi halinde bonservisi eline alacak. Bu durumda bedelsiz olarak Galatasaray kadrosuna katılması söz konusu. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiyor Galatasaray. Önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girebilmek için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Dominic Torrent Göztepe ile İzmir'de oynanan maçta Obinna'ya hayran kalırken Nijeryalı futbolcunun kadroya dahil edilmesi yönünde yönetime rapor sundu. Bu gelişme üzerine sportif direktör Pascal Sensibile ve danışman Luis Campos'un 25 yaşındaki oyuncuyu araştırmaya başladı ve bu ikiliden olumlu rapor gelmesi halinde Cimbom'un bu oyuncuyu kadrosuna katabileceği konuşulmakta. Göztepe'nin küme düşmesi durumunda oyuncu bonservisini eline alacak. Maliyet açısından Galatasaray için bir fırsat transferi olabilir. Bu arada oyuncunun ön libero mevkisi için Galatasaray'ın alternatif isimlerinden bir tanesi olduğunu, öncelikli ismin Roma'nın oyuncusu Amado Diawara olduğunu paylaşmakta fayda var. Beşiktaş'tan ayrılıp Lille'in yolunu tutmuştu. Kim? Burak Yılmaz. Burada şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel işler yaptı. Sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Önümüzdeki yıl Süper Lig'e dönmesini bekliyoruz bu oyuncunun. Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın bir kez daha bu oyuncu üzerinde girişimleri var. Transfer etmek istiyorlar ama son sözü Galatasaray'ın söyleyeceği konuşulmakta.
Evet, Burak Yılmaz'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılması bekleniyor. Takip edenler biliyorlar, bu sezon Fransa ekibinde maalesef geçen sezonki performansı yakalayamadı milli oyuncu. Lille yönetimi kendisiyle sözleşme uzatmak istemiyor. Durum böyle olunca oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmesine kesin gözüyle bakabiliriz. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ve Adana Demirspor'la transfer görüşmesi yaptığını biliyoruz. Hatta İtalya Serie A'dan da tekliflerin olduğu söyleniyor. Fakat Burak son kararını Türkiye'ye dönmekten yana kullanıp futbolu da burada ülkemizde bırakmak istiyor. Oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 33 resmi maçta forma giydi, 7 kez fileleri havalandırırken 5'te asist yapma başarısı gösterdi. Geçen sezonsa işler harikaydı. 33 karşılaşmada 18 gol atıp 5'te asiste imza atmıştı. Bu arada Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lille formasıyla Chelsea filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Devler Ligi tarihine de geçti. Şöyle ki, Burak Yılmaz turnuvada Paolo Maldini ve Ryan Giggs'in ardından gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor Galatasaray ve gündemde tabii Inaki Pena'nın sözleşmesinin bir yılda uzatılması konuşulmakta, kiralanması gündemde. Eğer olmazsa gözler Berke Özer'e çevrilecek. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bu oyuncuyla sözleşme yenilemeyeceklerini açıkladıktan sonra talipleri de artmaya başladı Berke Özer'in. Uçan Panter, genç kaleci, yetenekli kaleci, bakalım bu sezon Galatasaray kadrosuna katabilecek mi? Detayları izliyoruz. Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu sona erecek başarılı kalecinin ve sürpriz bir transfer hamlesi de Cimbom'dan gelmiş durumda. Evet, Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılması kesinleşen kaleci Berke'nin ismi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyor. Hatta Portekizli bir Benfica'nın oyuncuyla anlaşma aşamasına dahi geldiği iddia edilmekte. Beşiktaş da Berke Özer'in menajeriyle temas kurup oyuncunun transfer şartlarını araştırdı ve Inaki Pena'nın durumuna göre Galatasaray'ın da hamle yapması bekleniyor. Evet, ilk hedef Pena'nın önümüzdeki yılda kiralık olarak kadroda yer alması. Dominic Torrent ile Barcelona teknik direktörü Xavi'nin bu konuyla alakalı bir görüşme yapması bekleniyor. İşler Galatasaray açısından istenildiği gibi gitmezse Cimbom vakit kaybetmeden bu oyuncuyu Berke'yi kadrosuna katacak. Bu sezon Fenerbahçe'de 19 karşılaşmada görev aldı Berke Özer. Bu maçlarda 20 gol yerken 5 kez de kalesini gole kapatmayı başardı. Evet, Galatasaray'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde öncelikli hedefi kadroya mutlaka bir ön libero transfer etmek. Amadou Diawara şu anda birinci tercih. Yani bu oyuncunun bir şekilde artık transfer edilmesi bekleniyor. Galatasaray'ın transferdeki uzatmalı aşkı. Obinna yine Göztepe'den bir başka gündemde olan futbolcu. Yedekte beklettiği bir başka isim daha var. O da Danilo Barbosa. Lig 1 ekiplerinden Nice'le sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor 26 yaşındaki oyuncunun. Geçen yaz transfer döneminde de Cimbom'un gündemine gelmişti bu oyuncu. Kiralık olarak kadroya katılması planlanıyordu. O dönem olmadı. Fransız kulübü gelen teklifi reddetmişti. Gelinen noktada oyuncunun sezon sonu bonservisini eline alacak olmasından dolayı direkt olarak oyuncuyla bu işi bitirmenin hesabı yapılıyor Galatasaray'da. Hatırlatmış olalım, Fransız kulübü 2019'da 10 milyon euro karşılığında Braga'dan bu oyuncunun bonservisini almıştı. Bir kez daha hatırlatıyoruz, Galatasaray'ın ön libero konusunda öncelikli hedefi Roma'nın oyuncusu Amadou Diawara. Eğer bu isim olmazsa yedekte beklettiği Danilo Barbosa ismini ciddi ciddi gündemine alabileceğini söyleyebiliriz. Süper Lig'de önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın hesapları yapılmakta ve gol yollarında sıkıntı çok yaşandı bu sezon. Nokta atışı bir transfer gündemde Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Umut Bozok. Gol makinesinin ne yapılıp edilip Galatasaray kadrosuna monte edilmesi planlanmakta. Yeni sezon için kolları sıvadı Galatasaray ve Kasımpaşa'nın başarılı ismi Umut Bozok'u transfer listesine aldı. Bu sezon 14 gol 7 asiste imza attı 25 yaşındaki golcü ve bu performansın ardından A milli takıma çağrıldı Stefan Kuntz tarafından. Kiralık olarak gelen Halil Dervişoğlu ile devam etmeyi düşünmüyor Cimbom. Bu arada Dominic Torrent de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçta 1 gol 1 asiste oynayan Umut için olumlu rapor verdiğini de biliyoruz. Şunu da belirtelim, Kasımpaşa'nın Lorient'den 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki milli golcünün opsiyonunu kullandı ve bonservisini aldı. Galatasaray yönetimi kadroda düşünülmeyen, gözden çıkartılan Alparslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı takas teklifinde kullanmayı planlıyor. Kasımpaşa ise 1,5 milyon euroya aldıkları bu oyuncuyu 5 milyon euroya satıp kar elde etmenin peşinde. Beşiktaş da transfer etmek istiyor Umut'u ama güzel haberi vermiş olalım, sıkı bir Galatasaray taraftarı Umut Bozok. Hatta Fransız basınına en büyük hayalinin bir gün Galatasaray'da forma giymek olduğunu bile dile getirmekten çekinmemiş, Galatasaray'a gol attığında ise sevinmediği gözlerden kaçmamıştı.